Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Protokol çocuklarla birlikte daha temiz bir çevreye dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. Kütahya'da Zafer Meydanı'ndan başlanarak Atatürk Bulvarı'na doğru yürüyen grup ellerinde pankart ve dövizlerle sıfır atıkla daha iyi bir çevre mesajı verdi. Çevre haftası kapsamında ilde etkinlikler devam ediyor. İl protokolü öğrenci ve Tema Vakfı üyeleriyle birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından belediye binası önünde yapılan programda kamu sivil toplum kuruluşuyla özel sektör temsilcileri sıfır atık temasıyla yürüttükleri çalışmaları sergiledi. Programda konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatla'dan bu yılki temanın sıfır atık olarak belirlendiğini söyledi. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde hayata geçirdiğimiz ve toplumumuzun her kesimince benimsenen sıfır atık projemiz, uluslararası alanda da takdir toplayarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın sürdürülebilir kalkınma amaçları eylem ödülüne layık görülmüştür. Temizlik ve çevre alanında yaptıkları çalışmalardan bahseden Belediye Başkanı Ali Mışık, geri dönüşüm tesisine değindi. Kütahya Belediyesi olarak ilk işimiz 2019 yılında göreve gelir gelmez, bugünün şartlarında maalesef eski 10-15 yaşında toplanan çöpleri imha merkezine götürünceye kadar yollarda çöp atığıyla çevreyi kirlendiren araçlardan belediyemizi ve şehrimizi kurtarmak için çalışmaya başladık. 2021 yılı Eylül ayında ambalaj atıkları geri dönüşüm tesisi için yapıştır devret modeline 5 yıllığına ihaleyi yaptık. Şu anda bugünlerde son aşamaya gelen bir tesise kavuşmak üzereyiz. Şimdiye kadar sokaklarda çöp kutusundan ayrıştırılan o ambalaj atıklarını belli bir yerde toplayıp geri dönüşüm sağlayacak şekilde bir planlamaya başlıyoruz. Doğal kaynakların sınırlı olduğunu ve verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Vali Ali Çelik de çevre bilincine dikkat çekti. Doğal kaynakların sınırlı olduğunu, bunların etkin ve verimli kullanılmazsa sonunun gelebileceği, dünyanın da bir sonunun olduğu, oksijen kapasitesinin, karbon emisyon hacminin, sera gazlarının atmosferde yeniden üretilmesinin bir sınırının olduğunu, bir kapasitesinin olduğu, bunun üzerinde bir yüklenme yapıldığı zaman birçok dengenin bozulacağı ve sonuçta evimiz olan bu yapının bizim üzerimizde çökebileceği hususunun hepimiz tarafından bilinmesi gerekiyor. Çevre farkındalığı da bu demek. Konuşmaların ardından standlar gezildi.